Hemen açalım arkadaşlar sesi. Ve onun misyonunu tarif eden ülkemizin de kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten başkası değildir. Gazi Mustafa Kemal Cumhuriyet devrimini kalıcı olabilmesi, aydınlanma devriminin sürmesi, yüzyılları geçmesi ve kendi deyimiyle ilelebet payidar kalabilmesi için özgür basının, demokrasinin güvencesi olan özgür basının olması gerektiğini biliyordu ve bu konuda Cumhuriyet Gazetesi'ni önemsiyordu. Cumhuriyet Gazetesi o günden bugüne kadar kurucusu, bir partinin de kurucusu olduğu halde okurları bir partinin sadık seçmenleri olduğu halde bu gazete hiçbir zaman bir partinin gazetesi olmadı. Bu gazete pek çok çağcıl ve çağdaşlarının aksine iktidar kimde olursa olsun kamu yayıncılığı, kamunun haber alma hakkını savunmayı, kamunun üstün çıkarını korumayı ve esas sorumluluğu önce hakikate sonra da kendisinin okuyanlarına, takipçilerine karşı duyduğunu hiçbir zaman unutmadı. Gazetecilik meslek ahlakından bir gram sapmayanlar ne darbecilerin ne işkencecilerin karşısında bir adım geriye atmadılar. Bu gazetenin şehitleri var. Ahmet Taner Kışlalı'dan Uğur Mumcu'ya, Cevat Orhan Tütengil'den Ümit Kaftancıoğlu'na, Muammer Aksoy'dan Bahriye Uçuğa, Onat Kutlar'dan Ahmet Taner Kışlalı'ya kadar bu gazetenin şehitleri var. Bu gazetenin zindanlara atılanları, zindanlarda, işkencelerde susmayan İlhan Selçukları var. Mustafa Balbayları var. Ve bu gazete Türkiye Cumhuriyeti'nin bugünlere gelmesinde son 20 yılda yaşadığı tahribatlara, ondan önce uğradığı haksızlıklara, darbelere ve tüm olumsuzluklara rağmen Cumhuriyet değerlerinin bugünlere taşınmasında ve bugün Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında bir kez daha Cumhuriyet'in kurucu kadrolarına husumet duyanların değil, minnet duyanların ülkede söz sahibi olmasının, yönetimde olmasının, umudunun yeniden artmasına, toplanan verginin %86'sının, ekonominin %80'inin ve nüfusun %65'inin Cumhuriyet'in kurucu kadrolarıyla aynı yollardan yürüyen yerel yöneticilere emanet olmasına en çok katkısı olan kurumlardan bir tanesi Cumhuriyet Gazetesi'dir. Kurucusundan bugüne getirenlerine, bugün en yeni göreve gelmiş, işe girmiş muhabirine kadar bütün Cumhuriyet ailesine, Cumhuriyet Halk Partisi adına yürekten minnetlerimizi, saygılarımızı ve sevgilerimizi sunuyoruz. İyi ki varsınız. Bugünlerde bütün Cumhuriyet ailesi ülkede milli eğitimle ilgili, laik eğitimle ilgili, çağdaş eğitimle ilgili ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı bir takım protokollerle laikliği yok sayan, çağdaşlığı dışlayan, tersine karşı devrim yapılarıyla protokollerimizin eğitim suretiyle geleceklerini ipotek altına almaya çalışan bir takım çabaları rahatsızlıkla takip ediyorlar. Bunlardan bir tanesi de içinde bulunduğumuz müfredat tartışmaları. Ve yine daha önce rahmetli Bülent Ecevit'in hayata geçirdiği, ilk imzasının sahibi olduğu, kanun tasarısının sahibi olduğu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kanunlaştırdığı, Sayın Ahmet Nevzet Sezer'in onaylayarak artık kamudaki işe alımların,
tamamen liyakat esasına göre olmasının teminatı olan KPSS sistemiyle yerine oraya bir mülakat dayatanların, partizanlık dayatanların, liyakata değil sadakate önem verenlerin ve subjektif kriterlerle devlete memur, öğretmen seçenlerin ülkeyi getirdiği nokta ortada. Bugünlerde bir yandan mülakatın kaldırılmasına verilen sözün terk edildiğini ve uygulanmayacağını, bir yandan hiçbir kusurları olmadığı halde atanamayan öğretmenler diye adlandırılan atanmayan öğretmenlerin beklediklerinin dörtte biri oranda atama ilan edilmiş olmasının, bir yandan da 10 yıldır çalışıyoruz deyip 7 günde görüş bildirin dedikleri müfredatın yarattığı endişeler ortada. Herhalde bunu açıklamak için en doğru kürsü ve en doğru yer burasıdır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'ndan bir gün önce İstanbul'da tüm atanmayan öğretmenleri, tüm mülakat mağdurlarını, tüm müfredattan endişe duyanları, laik eğitim isteyenleri ve çağdaş cumhuriyet için çağdaş eğitim talep edenleri İstanbul'da saat 13'te Saraçhane Meydanı'na bekliyoruz. Onların sesini duyuracağız, onları dinleyeceğiz, onların sesine ses olacağız ve bir büyük mücadelenin ateşini hep birlikte yakacağız. Yaşasın Cumhuriyeti var eden değerler. Yaşasın Cumhuriyet'in değerini savunanlar. Yaşasın kalemini satmayan özgür gazeteciler. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Cumhuriyet gazetesi. Evet, bir sürpriz de yapmış oldu. Özgür Özel, Cumhuriyet Gazetesi'nin 100. yaşının kutlandığı programa katıldığı, orada yaptığı konuşmada 18 Mayıs günü yapılacak Saraçhane'de bir mitingin haberini verdi. Atanmayan öğretmenler, müfredattan şikayetçi olanlar, laik eğitim isteyenler, yani eğitim alanında şikayeti olanlar, artık sözleşmeli öğretmenler, hakları yenen, farklı farklı isimlerle kategorilendirilmiş eğitim emekçileri, hepsinin içinde yer alacağı bir büyük miting 18 Mayıs'ta. 26 Mayıs'ta da büyük emekli mitingi yapacaklarını duyurmuştu Özgür Özel. Dolayısıyla demek ki önce eğitim alanında İstanbul'da bir miting, ardından öbür haftada Ankara'da bir ekonomi aslında mitingi. Emekli mitingi deniyor ama aynı zamanda asgari ücretten şikayetçi olanlar, emekli maaşıyla geçinemeyenlerin yanında emeklilikte yaşa takılanlardan staj çıraklık şikayetleri, onların sayılmamasını şikayet edenler dahil olmak üzere büyük bir miting planlıyor. Demek ki CHP 18 Mayıs'ta saat 13'te Saraçhane Meydanı'nda, 26 Mayıs'ta Ankara'da bu kez ekonomi mitingi yapacak. Bu bir eğitim mitingi diyebilir miyiz bilmiyorum, ya da laik eğitim mitingi belki. Laik eğitim mitingi yapacak CHP. Evet, Özgür Özel Cumhuriyet Gazetesi'nin 100. yaşının kutlandığı programda konuştu. Dündü. Dolayısıyla onun için bir de kutlama programları var. Biz de davet etmişlerdi. Teşekkür ederiz. Tabii ana haber bültenine denk geldiği için kutlamaya katılma